Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim, hafif bir rüzgar gibi. Takvimler 1954'ün 31 Aralık'ını gösteriyordu. Sivas'ın Şarkışlı'ya bağlı Elmalı köyünde Yazıcıoğlu ailesinin 3. çocuğu dünyaya geldi. İyilik eden, güzel işler yapan biri olsun istediler. Adını Muhsin koydular. O çocuk daha 20'li yaşlarında Ülkücü Hareket'in liderleri arasına girecekti. Muhsin Yazıcıoğlu 1972'de üniversite için Ankara'ya geldi. Ülkede, üniversitelerde hareketliydi. 1978'de önce Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. Aynı yıl Ülkücü Gençlik Derneği'ni kurdu. MHP'de de görev aldı. Genel Başkan Müşavirliği yaptı. 12 Eylül darbesi onu da cezaevine koydu. 7,5 yıl Mamak cezaevinde kaldı. Bunun tam 5,5 yılı hücrede geçti. Ama davasına ara vermedi. 1987'de cezaevinden çıktı. Yoluna devam etti. 12 Eylül mağduru ülkücülere ve onların ailelerine yardım elini uzattı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nı kurdu. Ülke Ocakları'nın devamı olan Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları'nı da açtı. Aynı yıl siyasete de döndü. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 1991'de Sivas'tan milletvekili seçildi. Bir yıl sonra Alparslan Türkeş'le yollara ayrıldı. 29 Ocak 1993'te Büyük Birlik Partisi'ni kurdu. Muhsin Yazıcıoğlu hep vesayete karşı siyasetin yanındaydı. Bunu 28 Şubat sürecinde de gösterdi. Refah Yolu Hükümeti'nin yanında yer aldı. 8 milletvekilimiz de bu beyanımızın arkasındayız. Ve Sayın Yılmaz'ın biraz demokrasi dışı güçlerin gölgesi düşmüş olan DSP ve CHP ile birlikte kurmaya çalıştığı hükümete güven oyu vermeyeceğiz. Muhsin Yazıcıoğlu birçok kez ölümle burun buruna geldi. Atlattığı bir trafik kazasından sonra söylediği şu sözler hafızalara kazındı. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırında konmanın anlamı yoktu. Ama o kara gün geldi çattı. 25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan helikopterle Yozgat'a gidiyordu. Helikopter düştü. Enkaza ancak 3 gün sonra Kanlıçukur mevkiinde ulaşıldı. Helikopterdeki 5 kişinin yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu da hayatını kaybetmişti. Henüz 55 yaşındaydı. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum. Şimdi bakın yoldan geliyoruz. Şimdi yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da oturanın da garantisi yok. Yani ruh bir saniye. Küf derdime de bir soluk tuttu, gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırılda konmanın anlamı yok. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz.